Yeni bir diziye başlamak istiyorum ama zaman kaybı dizilerde vakit harcamak istemiyorum. Bana yeni başlayan ama kaliteli dizi önerileri gerekiyor diyorsanız bu video tam sizin için. Karşınızda 2022'de başlayan ama ortalamanın üzerinde gördüğüm ve en önemlisi de seyrettikten sonra yorum yapacağım diziler var. Apple TV'nin mini dizisiyle başlıyoruz. The Essex Serpent. Bu dizi okuduğum kadarıyla sadece 6 bölüm halinde yayınlanacak. Serpent büyük boyutlarda devasa yılan anlamına geliyor. İngiltere yapımı bu dizide Tom Hiddleston, Claire Danes ve Clemence Poise gibi izlenmesi gerçekten keyif veren 3 tane önemli oyuncu yer alıyor. Dizinin henüz ilk bölümü yayınlandı. Ben dizi atmosferine bayıldım. Çok iyiydi. Dizi Victoria dönemi Britanya'sında geçiyor, yani 1800'lü yıllardayız. Bu diziye kabaca kocası öldükten sonra Essex'te bulunan küçük bir köye taşınan Cora adındaki dul bir kadının hikayesi olarak bakabiliriz. Burada, yani bu köyde efsanevi bir yılanın ortaya çıktığına dair söylentiler vardır ve bunlar, bu söylentiler Cora'nın ilgisini çekmektedir. İlk bölümü mutlaka seyredin diyorum. Zaten ikinci bölüm henüz yayınlanmadı ama bu tarz atmosferleri, yani bayılarak seyrettiğim o Salem dizisindeki gibi atmosferleri seviyorsanız bu dizi tam size göre. Özellikle de Cora köye gittikten sonraki atmosfer bir harikaydı. Sonraki bölümleri gerçekten merak içerisinde bekliyorum. The Time Traveler's Wife, Zaman Yolcusunun Karısı, dizi HBO Max'te yayınlanıyor. Henry. Aynı isimli filmin dizi versiyonu. Bu dizinin de henüz ilk bölümü yayınlandı ve benim beklediğimden çok daha iyi çıktı diyebilirim. Bu dizide Theo James ve Game of Thrones'tan hatırladığımız İskoçyalı oyuncu Rose Leslie başrolde. 2009 yapımı o film hakkında spoiler vermek istemiyorum ama şu kadarını söylemem gerekiyor. O filmin tamamı baştan sona kadar dizinin ilk bölümünde neredeyse birebir şekilde aktarılmış. Elbette senaryo bağlamında minik değişimler var ama ana tema aynı. Bu dizi kaç bölüm olacak, kaç sezon devam edecek, bunlar şu an için belirsiz. Ama ilk bölüm çok yoğundu, kurgusal olarak çok iyiydi ve senaryosu son derece doyurucuydu. Bu bilindiği üzere zamanda genellikle geriye doğru elinde olmayan sıçramalar yapan bir adamın ve onun eşinin hikayesi. İzlenmeye kesinlikle değer bir dizi. En azından ilk bölüm için böyle. With information, there is always a cost. Tokyo Vice'dan ayrıca bahsettiğim ve yaklaşık bir ay önce kanalda yayınladığım videoya 2022'nin en iyi dizilerinden başlığını atmıştım. O videoyu ilk bölümü seyrettikten sonra hazırlamıştım. Dizinin birinci sezonu sona erdi ve yanılmadığım için mutluyum. İniş çıkışları olsa da genel olarak son derece eğlenceli ve kaliteli bir dizi. Bu Tokyo'da yaşayan bir gaijinin hikayesi. Aynı isimli bir anı kitabının dizi uyarlaması. Bu dizi Tokyo'nun karanlık taraflarını, yeraltı dünyasını ve gazeteci polis ilişkilerini Japonya'da yaşayan ya da yaşamış bir muhabirin gözünden aktarıyor. Don't write about this. 2022'nin izlemeye değer dizilerinden bir tanesi bu. Unutmayın, Tokyo'da cinayet işlenmez. Bunun ne anlama geldiğini ilk bölümü seyredince anlayacaksınız. Halo 25. karede bahsettiğim ve hatta bölüm incelemesi de yaptığım dizilerden bir tanesi. Aynı isimli PC oyununun dizi versiyonu. Halo bilim kurgu sevenlere hitap ediyor. İnanılmaz teknolojik gelişmelerin yaşandığı 26. yüzyılda geçen bir dizi bu. Dizide insanlar ve uzaylılar arasındaki, hatta insanlar ve insanlar arasındaki hesaplaşmalar konu ediliyor. Her şey bir yana o destansı savaşçıları, yani Spartanları ve onların şefi Master Chief'i seyretmek gerçekten çok eğlenceli.
yine bir HBO Max minidisindeyiz. Bu dizi toplamda 6 bölüm halinde yayınlanacak. We Own This City, biz bu şehrin sahibiyiz gibi bir anlama geliyor. Senaryo Baltimore Sun muhabiri Justin Fenton'ın aynı isimli kitabından uyarlanmış. Bu dizi bir neslin gördüğü en şaşırtıcı polis yolsuzluğu skandallarından bir tanesi olarak aktarılıyor. Daha önce bu diziden bahsettiğim bir videoda John Bernthal hakkında şunları söylemiştim. John Bernthal insan olamaz. Hey everybody, we're back with John Bernthal. Oynadığı her rolü adeta yaşayan ve böylesine mükemmel oynayan birisi insan olamaz. Adam rol yapmıyor ki. Üzerine aldığı roldeki karaktere dönüşüyor. Her filmde böyle. Demek ki bu adamın kendisi yok. Sadece canlandırdığı rollerde yaşayan birisi bu. Ben bu videoyu yaparken dizinin 4. bölümü de yayınlandı ve hala bu sözümün arkasındayım. Adam harika bir oyuncu. Polisiye ve suç türüne ve gerçek hikayelere merakınız varsa bu dizi sizin için iyi bir seçim olabilir. Netflix'in son dönemlerdeki en iyi işlerinden bir tanesi. The Lincoln Lawyer'ın şu an ilk sezonun tamamı yayınlandı. Ben ilk bölümü seyrettikten sonra web sitemde kısa bir yazı hazırlamıştım. Şu an ikinci bölümü de seyrettim ve diğer bölümleri de en kısa sürede izlemeyi düşünüyorum. Meksikalı oyuncu Mania Rulfo gerçekten rolüne çok yakışmış. Zaten diziyi taşıyan isim bir yönden de kendisi. Çünkü o iyi olmasaydı, diziye yakışmasaydı dizi tutmazdı. Bu bir mahkeme, suç ve polisiye dizisi. Geçirdiği bir kaza sonucu bir süredir iş alamayan ve iflasın eşiğinde bulunan bir savunma avukatının işleri bazı gelişmelerden sonra tekrar açılıyor ve avukat mahkeme salonlarına geri dönüyor. Ama önündeki dosyalardan bir tanesi bir önceki avukatı ölüme götüren tehlikeli bir dosyadır ve bu dosyayı kabul ettikten sonra sıradaki hedef avukat kendisi haline gelmiştir. Sıkmayan, akıcı bir kurgu ve çok iyi ve güçlü bir oyuncu kadrosu. Mutlaka bir şans verin diyorum.